Cizre'deki yaralılara ambulans gönderilmiyor iddiasına tepki gösteren başbakan, binada belki de böyle yaralılar yok dedi ve süreci anlattı. Yaralı bir terörist de olsa gider alırız diyen Davutoğlu, HDP'ye bir kez daha ateş püskürdü. Vatan bizim, can bizim. Nerede bu yaralılar? Neden ambulansların gitmesine izin verilmez ki? Cizre'de yaralılar ambulans gönderilmiyor iddiasına böyle tepki gösterdi. Başbakan iftira dedi, muhtemelen yaralı yok diyerek devam etti. Ya ambulanslar gitsin o binadan alsınlar, ya o binada kimler varsa ambulansların yanına bunları getirsinler. Ambulanslar binaya doğru hareket ettiğinde keskin nişancılarla, roketlerle ambulanslara saldırı yapıldı. Siz getirin dediğimizde kimse bir şey getirmedi. Operasyon düzenlenen bölgede terör örgütünün elebaşlarından bazı isimlerin olduğu bilgisine ulaşıldığını söyledi. Yaralı bir terörist de olsa onu yaralı olarak alır, tedavi eder, adalete teslim ederiz. Böyle bir yaralı zaten belki de hiç yok. Muhtemelen hiç yok. Çıkmadılar. Şurada var deniyor, oraya gidiliyor, ambulanslarımıza saldırı yapılıyor. Bu kadar süre orada beklendi. Yaralılardan, olduğu iddia edilen yaralılardan hiçbir ses seda çıkmadı. Yaralıların alınması için gönderilen ambulansları saydı. Sağlık Bakanlığı'nın bölgede insansız hava aracıyla görüntü aldığını anlattı. HDP'ye sert sözlerle yüklendi. Olay yerine 10 adet ambulans, 30 kişilik sağlık ekibi, 1 adet helikopter ambulans, 1 adet uçak ambulans görevlendirmesine rağmen yaralıların tahliye işlemi bu sebeplerle gerçekleşemedi. Teröre karşı duramayan, teröristin diliyle konuşan odakların hak ve hürriyetler konusunda bir inandırıcılığı yoktur. PKK, IŞİD, DHKPC 3 örgütün ismini saydı. Üçü bir olup son kaleye saldırıyorlar. Mücadele devam edecek dedi. Türkiye bugün son bir kaledir. Üçü birden son kalemize saldırıyorlar arkadaşlar. Başbakan ve eşi Çınar'da bombalı saldırıda kocası ve 4 yaşındaki kızını kaybeden İpek Çiftçi ve Meryem Tanı da ziyaret etti. Rabbim onları benden çok seviyor. Evet, cennette onlar. Cennette en güzel mekanların, makamlarında seni bekliyor olacaklar.